Haber7.com sunar. Krizi günlerine gelip de muhlama yememek olmaz. Güzel muhlama nasıl yapılır? İyi muhlamanın sırları nedir? Ustamız bize anlatacak. Güzel muhlamanın her şeye doğal olması, her şeye rızeden olması, kendi ürünlerimiz olması, bir de kendi sevgimizin olması ve özellikle Rize'li olması. Şimdi öncelikle tamamen doğal olacak diyorsunuz. Yağ nereden geliyor peki? Rize'den. Peki bir sorum olacak muhlamaya dair. Muhlama mı muhlama mı? Muhlama. Muhlama, öyle değil mi? Laz böreği bakla hamurundandır. Arasında muhallebi vardır. Özel kara fırında pişirilip şerbetlenir. Yani hafif şerbetli bir tatlımızdır. Tatlı olarak yenilebilen tek börek galiba değil mi? Evet. Yani, bundan başka tatlı olan börek yok. Yok. Çiğdem Hanım bizlere Çay Füze Spor'un ürünleri hakkında bilgi verecek. Rize Spor'un kendi mağazası. İstanbul'daki Rizelilerle Çaykur Rize Spor'u buluşturmak istedik. Çünkü taraftar buna çok aç. Yıllardır Feshane'de şenlik yapılıyor. İlk kez gelebiliyoruz. Ancak çeşitlerimiz yetişti. Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu ile birlikteyiz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bugün Rize günlerin 3. günü. Gördüğünüz gibi çok yoğun bir katılım var. Adeta Rizeliler burada. Hemşehrilerimizle burada buluştuk. Pazar Kaymakamımız Selçuk Aslan yanımızda. Kendisi bize pazar hakkında birkaç bilgi verecek. Evet. Öncelikle olarak ilçe standımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pazar Rize'nin en eski ilçesi. Karadeniz'in, Doğu Karadeniz'in en kadim yerleşim yerlerinden bir tanesi. Çok eski tarihlerden beri doğal liman özelliği olması nedeniyle hızlı bir şekilde şehirleşmiş. Osmanlı'dan devraldığımız kadim ilçelerden bir tanesi. Arka fonda da görüldüğü gibi bu sene Türkiye'de Türkiye İl İdare Sistemi'nin 150. yılı 1864 vilayetler nizamnamesiyle Türkiye'de modern mülki sistem yani il ilçe bucak sistemi geliştirilmiştir. O tarihlerden bu tarafa pazar Osmanlı'dan devraldığımız kadim ilçelerden diyoruz. İlçemizin 150. yılını da kutluyoruz. Ardeşen Kaymakamı İlyas Memiş yanımızda. Kendisi bize Ardeşen hakkında birkaç bilgi verecek. Evet. Ardeşen Doğu Karadeniz bölgesinin en büyük ilçelerinden birisi. Kaşgarlarla Fırtına Deresi'nin denizle birleştiği noktada kurulmuş. Aynı zamanda Ayder'in de içinde yer aldığı vadi içerisinde yer alan büyük bir ilçe. Şimdi Atmaca'nın belli bir danaburnu diye bir bakın danaburnu denen bir böcekten başlar. Bunu deliğine sabunlu su dökerek çıkarır. Bunu böyle kafese koyup bu şekildeki buradaki ilmelerle öncelikle şu kuşları yakalar. Gördüğünüz kuşu yakalıyoruz. Ondan sonra kuşu 15 günlük bir eğitimden geçirdikten sonra eğitim sonunda uçarak dala konmasını öğreniyor. Daha sonra bu kamufle ettiğimiz yeri görüyorsunuz. Buraya saklanırız biz. Saklanırız şu eğittiğimiz bu kuşla gördüğünüz ağın önünde içeride kamufle olarak saklanarak kuşu oynatırız. 3 kilometreden bir serçeyi görebilecek kabiliyette bir atmacadır o. Onun için gelir ağın içine kuşu ondan kollamak kaydıyla açığa çekmek kaydıyla ağın içine atar yakalarız. Ondan sonra da atmacanın eğitim süreci başlıyor. Atmaca da 10-15 gün eğitildikten sonra kolay insana alıştıktan sonra bu sefer hırlırcın avlamaya.
atmacayı da bıldırcın cinabı için kullanıyorsunuz. Yapılıyor. Bu kültür eskiden yokluktan, bıldırcın et ihtiyaçtandı. Ama şu anda biz dedelerimizin kültürünü kaptık, ihtiyaçtan değil. Tamamen kültürü yaşatmak amacı için yapıyoruz. Ben 54 yaşındayım. Doğma büyüme İstanbul'dayım. Beni Rize'ye her şeyimle bağlayan tek varlık bu kuş, atmaca ve gördüğün kaç kadarların eteğidir. Haber7.com sundu.